başladım bilmiyorum tabii. Çünkü sen beni tanıyorsun zaten. Tanıyorsun değil mi beni Ayaz? Tamam. Nerede kalmıştık? Adım Öykü. Bazıları bana nasıl şeytanlar. Az sonra izleyeceğimiz video bizim hikayemiz. Yani, bir dakika ya. Sen de benim tarihçim. Evet, Sayın Ermi kimisin? Ama bilmiyorum, anlamadım işte. Yani bu bir öykü acayip. O yüzden eleştiri kabul etmiyorum ona göre. Her şey bir tesadüfle başladı. Zaten en güzel şeyler de tesadüflerle başlar. 3, 2, 1, kayıp. Aşıklar kavuşması taksi sahnesi. Ah. Ya baksana. Mete gerçekten pişman bence. Bu filmi hazırlarken o da yardımcı olmuştu bana. Sen nereden çıktın ya? Cikletten çıktım sana ne? Ya kesin. Bence güzel bir jest olmuş. Ya bir iğrenç misin kızım sen? Böyle bir şeyler söylüyor musun? Belki bana 5 dakikası var. Ha, deneyelim bir daha. Yerinize, yerinize. Hadi. Ne oldu şimdi? Peki, diye bir kayıt. Ya Mete ile mi konuşacaksın? Önce ben durdurdum. Birazdan geleceğim, bekle burada. Ya niye sinirlendin ki? Konuşmasına mı? Yani tamam, evet biraz tuhaf bir konuşmaydı ama. Öykü bekliyorum. Ne koydun bunun içine ya benim? Aradım ama dışarı çıkamadım. Ya şimdi İkimiz konuşacağız. Bir şey yok ya. Tadı yavrucuğum tadı. Sakin. Şans parasını da attı işte. Okulu kapandı. Onun niyeti başkaydı İlker. Sen karışma. Şey ne İlker? Şey ne? Ya bir tane... Emre. Baksana. Baksana hiç kimse gelmeyecek tamam mı? Özellikle de Öykü. Buralar senle. Tamam eyvallah. Ve en romantik sahneye geçiyoruz. Aşıklar kavuşması tam sahnesi. Daha sıkı sarılın. Böyle daha sıkı, daha sıkı. Ya sıkı sıkı diyorum. Sıkı sıkı sarılın. Ay ne oluyor bana anlatır mısınız biriniz ya? Ay Mete'nin konuşmasının arkasından bu videoda ne? Ya bence Mete iyi niyetli bir şey yapmak istedi ama. Ayas pek inanmadı. Ay yok ya abimi tanırım ben. Barışmak istemiş ya da böyle aklınca bir güzellik yapmış işte. Aşıklar kavuşması kız kaçırma. Burcu, peki İlker neyi panikledi? Çok mu seviyorsun? Hayatım sen gider misin? Anlamadım. Çok mu yakışıklıyım? Bu sahneye bayılıyorum. Aşıklar kavuşması spor sahnesi. Ne hesabından bahsediyordun ki? Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen? O konuşma neydi öyle? Neyin hesabını kapatıyorsun? Ayaz sakin. Ya ikimiz de hatta üçümüz de biliyoruz ki ben Öykü'nün sana aşık olduğunu anladığım an iddiadan vazgeçtim. Öykü'nün bana aşık olduğunu kabul ediyorsun. Ya o benden önceydi. Bitti gitti o. Sen bunu görmüyor musun? Mete sen de çok ayıp ettin ama abicim. Arayı düzeltmek için parti vereceğim dedin. İnandık geldik. Beyler bir dakika siz beni çok yanlış anladınız gerçekten. Biz anlayacağımızı anladık. Ben Öykü'yü alıp gidiyorum. Ayaz dur gitme. Kolumu bırak. Ayaz bir sakin ol lütfen. Bak ben seni dinledim. Sen de beni dinle lütfen. Tedirgin oldun. Biliyorum haklısın da. Ama sana yemin ediyorum ki Ayaz benim kalbimde artık Öykü'ye yer yok. Eğer olsaydı içerideki o fırsatı kaçırır mıydım zannediyorsun ha? O gün konuştuklarımızı şimdi içerideki herkes biliyor olurdu. Ben içerideki konuşmayı sana samimiyetimi kanıtlamak için yaptım. Benim çektiğim videonun kaydı sende mi peki? Öyle bir kayıt yok. Ben onu zamanında sildim, attım. Ayrıca o iddia da hala üçümüz arasındaki bir sır. O kadar. Ayaz, lütfen. Gel yeni bir sayfa açalım ha. Ben buraya zaten sizi, herkesi özür dilemek için çağırdım. Biliyorum senin için çok zor olacak ama... Beni affeder misin?
Ya Ayaz, tamam oğlum ya. Büyüklük sende kalsın. Ya bak biz üçümüz zamanında ne güzel kankalardık ya. Ya gerçekten muhabbetinizi özledim ya. Hadi birbirinizden özür dileyin. Barışın artık be. Ha? Hayır İlker. Ayaz yanlış bir şey yapmadı. Hatalı olan benim. Ben yaşaran gözlerimi silerken aslında şöyle bir de sarılsanız ne güzel olur. Mete ne yapmaya çalışıyor Bülent? Neydi o gösterinin anlamı? Ne gösterisi olabilir ki? Sadece iyi niyetli bir tavır almaya çalışıyor. Yani eskiye dönmek istiyor. Oğlunu biraz tanıyorsan bunun bu kadar basit bir şey olmadığını biliyorum. Önem, iyi misin? Buradan da bu geceden de çok sıkıldım. Beni eve bırakır mısın? Tabii. Teşekkür ederim. Arkadaşlar pardon, ben bir şey söylemek istiyorum tekrar. Biz dışarıda üç eski dost konuştuk ve barıştık. Arkadaşlarım benim samimiyetime inandılar. Evet, ben onların güvenlerini kırdım ama kazanmak için bolca vaktim var. Onu biliyorum. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Parti amacına ulaştı. Biz yeniden arkadaşız. Kravat, çorap, mendil, efendim iç çamaşırı. Bir de parfüm koyalım bohçaya. Yani ben böyle adetlere bakacaklarını pek sanmıyorum. Olur mu? Bohçasız kız verilir mi? Sen şimdi söyle bana bakayım. Bu oğlanın halası var mı? Yok. İyi. Teyzesi? O da yok. Çok iyi. Kız kardeşi? Yok yok. Erkek kardeşi? Kardeş yok yani. Çöpsüz üzüm bu. Ne elti var, ne görümce var, bir kaynana. Artık bizim kız da onu idare etsin. Bu hani baba rolünde gelen adamla annesinin hala ilişkisi var mı? Ay nereden bileyim ben canım? Hay ben şey için damat hani üvey baba eziyeti görmesin. Ondan sordum. Ya anne, dedeme bir şey de, harmandalı öğreteyim, ablanın nişanında karşılıklı oynarız deyip bana bunları giydirdi. Oynarsınız sırma saçlı efem, oynarsınız tabii, ne var bunda? Ya babaanne, ben kaleciyim, ne anlarım harmandalıdan? Çalış çocuğum, çalışsın. Ne oluyor orada? Anne, bunlar çey sandığı... Çeyizler. Bakın, demiştim ben size, böyle şeylerden hoşlanmaz benim çocuğum. Babaanne, ya sen ne güzel bir kadınsın. Ay şimdi hepsi benim mi bunların? Senin. Anne, yorgana bak, saten saten.
annen düşünmemiş ama işte. Ay ne düşünmemişim canım? Her gün bir sürü şey çıkıyor, zamanı gelince alırım dedim yani. Olur mu? Genç kızın gönlünün zamanı olur mu? Hazırlıksız yakalandın işte. Ah, Bindallı'nın güzelliğine bak. Kınada gideceğim Bindallı bu mu? Meracım, artık sana zahmet olacak. Şunları toplayıp sandığa bir yerleştir. Geç oldu, yatalım. Yarın erken kalkacağız. Çok işimiz var, nişan alışverişi. Artık böyle fellik fellik dolaşacağız inşallah. Ay ne yayılmışız, ne yayılmışız. Kaynanan da bir görsün. Ay gerek yok, gerek yok. Hadi alıp gidelim. Aa olur mu anneciğim? Bak Önem Hanım da burada merak içinde bekliyor. Çık hadi. Saçlar düşmüş gerdana. Gelin çıktı meydana. Nazar etme a kaynana, oğlun sevmiş ağlama. Ay, hayalimsiniz sakız hanım. Yerel eğlence anlayışının sona erdiyse artık gidebilir miyiz lütfen? Çok güzel olmuşsun. Damat, ne işin var senin burada? Ha, Öykü telefonunu unutmuş da. Destursuz gelinir mi? Edep var, adap var. Gelinin olduğu yere öyle girilmez. Dön arkanı, dön. Peki, ne zaman çıkacaksınız? Bir saattir buradayız. Damat, sıkıldın mı beklemekten? Yok, olur mu hiç? Ay yemin ediyorum, kabus mu biri gelip beni kurtarsın artık. Hiç söylenme. Önem Hanım, sizi nişan alışverişine çıkarmamışlar hiç galiba. Aa fakirim. Hazır gelmişken size de buradan çeyiz alırız. Hiç merak etmeyin. Ayıp ama sakız hanım yapmayın. Asıl onun yaptığı ayıp. Sabahtan beri iki karı suratla dolaşıyor. Sanki biz kızı ona zorla veriyoruz. Benim de burama geldi. Hadi oğlana alışverişe çıkalım da belki yüzü güler. Ne? Bana da mı alacağız? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Damat, orada ne duruyorsun? Gel bakalım, şunları bir dene. Kim? Ben mi geliyorum? Yok beyefendi. Tabii ki sen. Gel bakayım. Ne yapacağım ben bunları? Başına takacaksın. Böyle dükkanda dolaşacaksın. Don ne yapılır? Şimdi yaşlı başlı kadını konuşturma beni burada. Ha yok, benim var evde don mon. Gelenekten görenekten hiç haberin yok. Yeri de öyle güzelmiş ki. Top kumaş dok. Hadi bak. Olur bunlar, olur. Olur. Annenler nerede? Niye soruyorsun sakız babaanne ya? Ben bu kadar insanın arasında denemem don mu? Aa, olur mu öyle şey canım babaannemin karşısında? Sıra bizde, bizim de bir görmemiz lazım.
Öykü. Ay pardon babaanneciğim. Hadi oğlum sen git annenleri çağır, onlar da görsünler. Neyi görecekler? Oğlum sen git çağır, hadi durma, hadi, hadi. Aşkım beni çağırmışsın. Buyur aşkım. Dün akşam Mete ne planlıyordu? Ne planlıyordu? Ayaz niye bu kadar gergindi? Ayaz gergin miydi? Mete konuşurken sen sürekli niye araya girmeye çalıştın? Mete konuşurken ben sürekli araya mı girmeye çalıştım? İlker çıldırtma beni. Benim sorduğum sorulara karşılık soruyla cevap verme. Sorduğum sorulara soruyla mı cevap veriyorum? Hiç farkında değilim. O zaman ben senin anlayacağın dilden konuşmasını bilirim İlker. Olacak mısın? Ay İlker ne vurması? Ben sana ne zaman vurdum? Ha? Bak şimdi. Eğer sen bana bütün bu olan biteni anlatırsan... söz veriyorum sana, kızımızın ismini sen koyacaksın. Bak, sözüm söz, hadi. Ayaz'la Mete zamanında Öykü için iddiaya girdiler. Ayaz, istersem o kızı ben 3 ay içinde nikah masasına oturturum dedi. Mete de otur, sana şans paramı vereceğim dedi. Yani bildiğin erkek muhabbeti işte. Ben de olup bitenleri telefonla kayda aldım. Sonra partide Mete o gergin konuşmayı yapıp üzerine Ayaz'a şans parasını atınca eyvah dedi. Mete acaba o kaydı mı izletecek diye düşündüm. Ama neyse ki Mete güzel bir adam, iyi niyetli biri ve tabii ki böyle bir şey yapmadı. Olay budur. Ayaz Öykü üzerinden iddiaya mı girdi? Kızımızın ismini ben koyuyorum, değil mi? Üçünüz de gerçekten iğrençsiniz. Allah Allah ya, kabak neden benim başıma patladı şimdi durduk yere? Sibel! Bu arada bak, bu aramızda bir sır. Sakın aramızdan çıkmasın ha. Ay. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Tıpkı Ayhan Işık. Yok yok. Bence bayağı edisin yani. Şöyle biraz kaşlarını çatınca tam İzzet Günay. Teveccühünüz efendim. Oho. Ay bunu aldım. Ya iyi güzel de babaanne, ben bunu nerede giyeceğim? Damat elbet bir yerde lazım olur, bulunsun. Meral, daha çok işimiz var. Hadi gidelim biz. Ay nereye şimdi? Kozmetiğe gideceğiz. Parfüm alacağız, aynalı tarak alacağız. Canım benim, Meral'im. Al bakayım şu paketleri. Aşkım bak, sen olmasan bu çile asla çekilmez. Biliyorum. Bak sık dişini, böyle son düzlük biz, öyle düşün. Öyle düşüneyim değil mi? Ay çıkar şunu, çıkar hadi. Ay gözüm görmesin. İzzet Günay'mış. İlker nerede ya? Ona niye haber vermedik? Ama neyse ya, yolda haber vermedik. Burcu, bu kafanın hali ne? Ay sen boş ver beni ya, ben kuafördeydim. Bir şey diyeceğim, sancıların nasıl? Böyle kaç dakika arada bir böyle saydın mı? Ay ay Allah'ım, bu kız niye bu kadar acele geliyor ya? Bak bu da Öykü gibi aceleci olacak ya Rabbim ya. Ay yok kimsenin acele macele geldiği. Bebek gayet iyi yerinde oturuyor canım. Nasıl ya? Sen bana telefonda dedin ki ne iş yapıyorsan yap, hemen bırak gel dedin, koş gel dedin. Ay Burcu ne bileyim öyle anlayacağını ya. Otur, otur. Bak,
sana anlatacaklarımı kimseye anlatmayacaksın ama önce bana söz ver. Ay tamam Sibel ya, meraklandırıp durma insan, hadi anlat. Ha, yalnız İlker sen ben biliyoruz, tamam mı? Ha. Emre. Hayır, o da bilmeyecek. Bak şimdi ne olmuş biliyor musun? Ay yuh be birader ya. Oğlum Ayaz öykü üzerine nasıl böyle bir iddia girer? Oğlum bak, bu anlattıklarımız aramızda kalacak yalnız ha. Gidersin Burcu'ya falan söylersin. O da gider öyküye falan anlatır. Biteriz biz. Tamam oğlum, eyvallah, aramızda kalacak. Da Mete'de bir kopya daha olmadığı ne malum? Yok gibi ya, yok. Sildim dedi. Ayaz'dan da özür diledi zaten. Ne bileyim abi, ben Mete hakkında pek tahmin yürütemiyorum ya. Tamam oğlum, artık bir problem kalmadı. Konuştuk, barıştık. Artık eskisi gibi dostuz. Mesele kalmadı. Abi. Ya öf be. Korkma be oğlum ya. Saç var, büyük bir arkadaş dersiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kaç bölüm var? Nişan bohçası için parfümlerinizi de seçin bakalım. Damat, sen kızdan biraz ayrı dur bakayım. Tamam yeter, hadi. Ödeyelim aldıklarımızı. Şuradan çeker misiniz lütfen? Yarısını da buradan al kızım. Yarısını mı? Gerek yok böyle küçük hesaplara. Çekin hepsini benim kartımdan. Gelenek böyle, ödemedim. Ay sabahtan beri bir gelenek, bir görenek. Etiniz ne, budunuz ne? Ben hepsini ödüyorum işte. Önem Hanım, kendinize gelin. Konuşturmayın beni şimdi. Konuşun. Sabahtan beri susuyorsunuz sanki. Anne, babaanne, ne olur lütfen. Ya benim böyle bir mutlu günümde tartışmayalım değil mi? Bak hanım, sen bizim kim olduğumuzu anlayamadın. Benim nenem, kocası bu memleket için savaştayken 4 çocuğuyla Ruslardan kaçıp buraya gelen bir hanımdır. Aç susuz, taş olmuş bir somun ekmekle. Hiç kimseden de yardım almamıştır. Hmm. Sen 3 kuruş paranla ne beni ne de torunumu ezemezsin. Sülalenizi tanıtmanız bitti mi? Tamam. Şunu da ekler misiniz? Ben de bunu alıyorum. Ne alıyormuş o bakayım? Bu parfüm mü alıyorsun sen? Ay! Ay gözüm! Ay, ah! İyi oldu. Çok iyi oldu. Kokuların gitti. Kokuların. Ay. Aa, anne sakın. Ay, ah! Ah! Bu da sana çok yakıştı. Anne, anne bir şey yapsana. Ay ama yapmayın böyle, kocaman kadınlarsın, zayıf oluyor yani. Vallahi Meral, sana da acıdım. Ya bu kadın çekilecek dert değil yani. Meral, ver şunun ağzının payını. Ne olur Sakız Hanım, yapmayın. Ay bu kadın hala konuşuyor mu bu sonradan görme kadın ya? İnsanın ne mal oldu? Nişan alışverişini de ortaya çıkarmış. Yani sen de bu aileye kızını verdin ya, sana da yazıklar olsun Meral. Bunları da bu karttan mı alacağız? Hayır, ver kartı. Alışveriş bitti. Nişanı bozdum. Hı, isabet olmuş. Anlamadım. Anlamadım baba, neyi bozdun? Evde anlatırım. Yürü. Düş önüme. Yürü. Babaanneciğim, konuşsaydık önce. Hiç arkamızdan gelmeye kalkma. Bu sefer gerçekten kımkım ettiririm seni. Ver bana. İyi de benim ne suçum var? Her istediğinizi yaptım. Belki de o yüzden başına gelmiştir bunlar. Günaydın hayatım. Günaydın canım. Ne oldu? Hazırlanmamışsın. İşe gitmeyecek misin? Yok, acelem yok. Hem zaten işin patronu olduğuma göre istediğim zaman gidebilirim, değil mi? Ben o anlamda söylemedim Mete. Yani yeni sektör falan ya ondan. Hı. Sen bunları kafana takma canım. Senin düşünecek başka şeylerin var değil mi? Niye? Ne varmış benim? Ne düşüneceğim?
Evin dekorasyonunu diyorsan. Sen bence dalga mı geçiyorsun Şeyma? Ne yapıyorsun Mete ya? Bu ne pişkinlik ya, hiçbir şey olmamış gibi. Ne canım, ne yaptın? Lan sen neyine güvenip benim arkamdan iş çeviriyorsun ha? Bak Mete, senin bana teşekkür etmen lazım. Ya ben resmen senin hayatını kurtardım. O video izlerseydi kimse alamazdı seni Ayaz'ın elinden. Sen böyle kafana göre hareket edersen seni de benim elimden kimse alamaz, anladın mı? Bak Şeyma, o flash disk akşam benim önümde olacak. Yoksa dışarıda kendine yapacak ben... Oğlum bunlar çalıntı falan olmasın? Yok artık. Oğlum 4000 liralık saate niye 100 lira verdik o zaman? Oğlum kapı gibi sertifikaları var elimizde. Çok ucuza kapattık. Sibel'le Burcu'nun dibi düşecek. İyi hadi inşallah. Gel. Yok yok yok. Bu sır bizimle beraber mezara kadar gitmeli var ya, yoksa öyküyü kimse toparlayamaz ya. Çocuklar geliyor, sonra konuşuruz. Ay. Ay Emre ya, ne işin var senin burada? Bu tipimle gördün beni, aşk olsun ya. Hayır hayır, hiç öyle yapmıyoruz, bana bak. İnanılmaz güzel olmuşsun. Kediye paketi gibi olmuşsun ya. He. Gerçekten. Aşkım, sevgilim, bir tanem, hayatımın anlamı. Hayırdır İlker? Yine ne hatlar yedin ha? Faturaları falan ödemedin değil mi? Aa, ama bak kalbimi kırarsın. Hem de paraya kıyıp sana böyle güzel bir hediye aldığım gün. Tata! Ben de sana aldım bunu. Ay, hayırdır, hangi dağda kurdu öldü? Sevgililer günü falan da değil, yıl dönümleri de geçti. Hadi açmayacak mısınız? Hakikaten ya. Ay tamam. Nasıl? Beğendiniz değil mi? Aşkım beğenmediysen şş. Yok yok. Bayıldım ben. Ben de. Bu saati tıpkı yüzüğümüz gibi aşkımızın simgesi ilan ediyorum aşkım. Onu hiçbir zaman kolundan çıkartma, olur mu? Saati takalım. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bir saat bir kadına bu kadar mıymış? Aynı fikirdeyim. Ya şu yelkovana akrebe bakar mısın? Ne kadar güzel bir saat. Ay tam alışveriş bitti. Kadın kendi kredi kartını çıkarmaz mı Salih Bey? O anda kaynar sular başımdan aşağıya döküldü. Vay vay, terbiyesizsin. Ne yapıyorsunuz Önem Hanım dedim. Ay demez olaydım. Açtı ağzını yumdu gözünü. Ne laflar, ne laflar. Tabii. Görgülü kuşlar gördüğünü işler. Görgüsüz kuşlar ne gördü ki ne işler. Sakız Hanım şey diyeceğim. Hani gözüne parfüm sıktınız ya kadının. Onu da anlatacak mısınız? Ay, güzel koksun diye acıcık fıslattım. Meral sonra kadın bana duymadın mı? Sonradan görme dedi. Sen orada hiç konuşmadın. Şimdi maşallah dilim dışarıda. Çocukların mutluluğu için duymayıverin efendim, ne olacak? Ne münasebe. Nişan meselesi bitti. Bizim onlara verecek kızımız yok. Aşkım. Bak vallahi ben artık umudumu kaybediyorum. Alıştır kendini. Sonsuza kadar sözlü kalacağız biz. Level atlayamıyoruz bir türlü. Ayaz, ya yoksa biz lanetlendik mi? Ben bu laneti kırarım aşkım. Öykü yukarıda mısın? Bir dakika. Ne oldu? Babaannem geliyor galiba. Ha, kım kım geliyorsa kapat, kapat. Tamam. Çok içme tamam mı, seni seviyorum.
diyor lan? Ne bilsin? Ne bileyim oğlum, ne diyor? Seni seviyorum diyor. Helal olsun yengeme ya, helal olsun be. Hani bizim aşkımızın önünde engel kalmamıştı? Hani hepsini geçmiştik, finişe gelmiştik? Hani evliliğimize bir adım kalmıştı İlker? Atamıyoruz. Biz o adımı atamıyoruz. Niye atamıyoruz İlker? Oğlum, kan kusana altın leğen ne fayda ya, ne fayda? Yok ya, masada yazıyor yani. O yüzden okudum, eğer konuyla alakalı değilse duymamış ol, boşver. Sen dikkatini bana vermiyorsun. Vermez miyim oğlum ya, vermez miyim ya? Ben bu nişan çarşısı olayını bilmez miyim kardeşim ya? Bu kardeşin de geçti o yollardan. Ya bak kaç tane çift vardır biliyor musun şu nişan çarşısında telef olmuştur ya. Seviyorum diyorum, niye anlamıyorlar? Zalimler anlamaz oğlum. Sen şahitsin. Ben her şeyi yaptım. Bir dünyaya haykırmadım kaldı. Ama onu da araştırıyorum. Onu da araştırıyorum. Fırsatını bulduğum an yapacağım. Tamam lan. Haykırıyoruz o zaman. Kime haykıralım? Hadi lan kalk. Kalk. Ne? Hadi gidiyoruz hadi. Kalk. Ne? Dedenin karşısına gidiyoruz oğlum ya. Aşkına haykıracağız be. Gidelim be. Haykıralım. Ama Emre'ye söyle, bize araba bulsun. Arabamız var oğlum bizim ya. Biz sarhoşuz, biz araba kullanamayız. Hem bize öyle araba lazım değil. Nasıl araba lazım? Arkası gelmez dertlerimin, bıktım ile Allah. Arkası gelmez dertlerimin, bıktım ile Allah. Birimi erken ömürde başlar, vermedi Allah. Birimi erken ömürde başlar, vermedi Allah. Subhanallah! Emre! Kornaya bas lan! Kornaya bas! Abi gerçekten yani şu kamyoneti şu olay için üstüne gelince bilseydim hakikaten en azından hoparlörlü araba getirmezdim ya. Seviyor oğlum lan bu çocuk! Daha başka ne yapsın lan? Dede! Alemin keyfi yerinde, yine maşallah. Alemin keyfi yerinde, yine maşallah. Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Böyle gelmiş, böyle gidecek, korkarım vallahi. Subhanallah, Allah. Çakacağız şimdi arabayı, emanet zaten. Bu ne ya? Oğlum bana bakın, bir daha sakın sarhoşken beni aramıyorsun, tamam mı? Vallahi yardımınıza falan gelmem ha. Kim uğraşacak?
Seviyorum lan. Bütün İstanbul duysun. Yanıyorum. Mum gibi eriyorum. Bana öykü verin. Öykü. Bu niye kapandı lan? Aykırıyordum ben ne güzel. Sen düşmeyesin diye kardeşim ben kapattım. Oğlum mantığın bittiği yerdeyiz. Şu anda kopuyoruz lan delirdik. Ayız oğlum bağır. Dur. Oğlum evin önüne geldik lan. Aç müziği. İyice aç. Sen oğlum şu müziği lan. Dertlerimin bıktı billallah. Müziği duyuyor musunuz müziği? Bize de bir gün kader güler, güler inşallah. Bize de bir gün kader güler. Ne yapıyoruz ya? Oğlum işte geldik, Öykü'nün dedesini göreceğiz, ona haykıracağız ya. Hah, dur. Aşama yılmaya başladı. Ben vazgeçtim. Olmayıp terbiyesiz. Zaten her şey kör düğüm olmuş. Ulan bana bir tane kılıç verin, ben o düğümü çözerim ulan! Çekil, çekil! Çözerim! Ne yapıyorsun lan? Sen korkuyorsun. Korkuyorsun sen. Tamam lan, ben haykıracağım anasını satayım. Bırakın lan, bırakın! Haykı! Haykı! Hakkımız! Söke söke alırız! Türkiye'de bu terbiyesizliği biri yapsa döverler adamı be. Ama burası İstanbul tabii. Terbiyesizlik at koşturuyor. Dönerim. Nereye olacak bu terbiyesizliğe haddini bildirmeye? Öykü! Hakkımız! Dede kaçacak lan! Yapma! Kimsiniz ulan siz? Oğlum dede ne kılacak ya? Ne kılacak? Ben ileride kızıma... Harmandalı manyağı, salak bir dededen korktum kaçtın dedirtirmem, tamam mı? Oğlum yeter! İyice cevabını ben çıktınız ha! Rezil olduk mahalleye, gidelim artık, yeter ya! Sus Emre! Gitmiyoruz! İlker haklı! Kapat lan kontağı, kapat! Ben düşüneceğim. Git aşkım, git! Ne olur! Duydunuz mu? Bana Harmandalı manyağı dediler! Oğlum neyini düşünüyoruz daha ya? İki tane ihtiyara boyun mu eğeceğiz ya? Eğmeyeceğim lan! Pes etmiyorum! Ne o dedesi beni korkutabilir? Ne o kımkımcı babaannesi? Oğlum benim arkadaşımı kim kımkım ediyormuş lan? Kim kımkım ediyormuş lan? İyi akşamlar dedeciğim. Hürmetler. Bakın. Hürmetler dedim. Dikkatinizi çekerim. Evet, hürmetler dedin. De benim sesim niye yankılanıyor? Biz çok mu sarhoş olduk lan? Bak hala duyuyorum bak. Mikrofondan sesiniz geliyor. Anlamadım dedeciğim. Hoparlör açık, salak! Bakayım. Deneme. Ses deneme, bir, iki, üç, ses. Ses deneme. Aa vallahi açıkmış lan. Dedeciğim, şok çekinerek bir şey sormak istiyorum. Mikrofon ne zamandan beri açık acaba? Bana bunak dediğinizden beri açık. Yalnız dedeciğim, gerçekten sizi çok sevdim. Çok iyi bir insansınız. Hakikaten açık sözlü birisisiniz yani. Ben de şimdi sizi çok seveceğim. İnin aşağı. Çocuklar, hadi geç oldu, siz evinize gidin. Yarın gelirsiniz, Salih dedenizden özür dilersiniz. Hadi canım benim. Hayır, gitmeyecekler. Aşağı ineceksiniz. Sen, Ayaz Beyefendi. İn bakalım aşağıya. İnme sen. İn aşağıya! İnmesin dedeciğim. İnme Ayaz. İnme. İnecek.
Çocuklar, siz beni bırakın. Canınızı kurtarın. Oğlum hadi git sen bana. Geçin şöyle. Gel buraya. İndim dedeciğim. Emredersiniz. İndirmezsin de bir dakika. Şöyle. Dereciğim, ne olur yıkayım onu, hadi de bana vur, ona vurma. Bırak sen, bacaklarını kırayım. Ayaz, kaçsana oğlum, zor tutuyorum adamı, kaçsana. Help, help. Arkaya atla, hadi. Gel buraya, kaçma. Kaçma diyorum sana. Kaçma diyorum sana. Dedeciğim seviyorum. Veriyor musun? İstiyorum. Veriyor musun? Vermiyorum ulan. Cevap veriyor musun? Vermiyorum. Duyamadım dede. Vermiyorum ulan. Ay ayağım. Peki. Öyle olsun. Al. Yürüyün içeri, çabuk. Girin içeri. Hadi. Arkası gelmez dertlerimin, gözüm illa Allah. Ay gördün mü saati? İğrenç bir şey diyorsun. Para versen takma. Afiyet olsun. Millette ne zevk var ya. Ya ne yapıyorsun ya? Ha çıkarıyorum. Ben bu zevksizlik abide saat daha fazla takamayacağım Burcu. Ya olmaz. Sen çıkarırsan ben de çıkarım. Ay daha şu saate kadar çıkartmadığımız hata be. Ya İlker'le Emre'ye ne diyeceğiz? Vallahi çok bozulurlar. Zaten bir ton para vermişler. Ay gerçi Emre nereden buldu o kadar parayı, oraya da merak ediyorum. Ay, bilmiyorum da. Bana bak, şey diyelim. Çalışırken çıkarttık, masaya koyduk, çalmışlar diyelim. Yok, olmaz. Bizim için çok değerliydi, o yüzden takmaya kıyamadık. Ay ya dur. Başlarına bir şey gelmesin diye kasaya koyduk diyelim, nasıl fikir? Ay ya, harika Burcu ya, süper fikir. Çık. Oh be. Çıkar. Aç şu kapıyı. Burcu'na uğraşma Mete. Bu eve giremeyeceksin. Ya kızım sen kimin evinden kovuyorsun ya? Sen bunu hak ettin tamam mı? Sen bunu hak ettin. Sen beni sokağa atmakla tehdit edemezsin. Sen sokakta kalırsın işte böyle. Şeyma. Bak kızım iyice kafayı yemeye başladın. Bu ev benim. Kirasını ben ödüyorum. Ve sen de burada ben acıdığım için kalıyorsun. O kadar. Kimse bana acıyamak, anladın mı? Hiç kimse! Evini mi istiyorsun? Al! Başına çal! Sana bir şey diyeyim mi? Dün gece bütün o yaptığın saçmalıklara rağmen senin yanında kalmamın sebebi ne bu ev ne senin o parandı. Ama sen bunu anlayamazsın ki. Çünkü sen kerestenin tekisin! Haklısın. Evet, hiçbir yere gitmiyorsun. Gerçek istediğin için bunu söylüyorsun değil mi? Ama ben onu çoktan yok ettim bile. Hayır. Seni istediğim için söylüyorum. Şeyma açma dedi ya. Başıma bela almayayım şimdi. Ters pistir bu kızın. Ama nereden bilecek ya?
Beni aptal mı sandın Olcay? Nasıl dosyalı ya? Ha, şifre buymuş ya. Kızıl şeytan. Anca aklın şeytanla çalışsın. Kalk iç şu kahveyi bakayım. Emre'ciğim. Sağ ol canım. Açmıyor işte telefonu Öykü ya. Ya kızın elinden almışlardır telefonu. Salih dede var ya, bu saatten sonra sana bırak Öykü'yü, günahını bile vermez. Oğlum sen niye engel olmuyorsun bize ya? Ayıktın işte, insan durun ne yapıyorsunuz, kendinize gelin falan der. Bak bak Allah aşkına laflara bak. Ha demedim sanki. Oğlum biriniz Roma'yı yakalım dese öbürü onun peşinden gidecekti. Sen neyin kafasında yaşıyorsun ya? Ta hasta ya. Kraliçem. Ne oldu sana? Başım ağrıyor diye buzdolabını açtım. Biraz buz alayım da kafama koyayım diye. Ne görsem beğenirsin. Size hediye olarak aldığımız saatler. Hayırdır aşkım? Bunların buzdolabında ne işi var? Senin zamanı dondurmaktan anladığın şey bu mu? Ya ne alakası var İlker'cim? Ben koymadım buzdolabına. Niye koyayım öyle bir şeyi ya? Sen koymadın yani. Yok. O zaman Burcu koydu. Burcu? Hayırdır? Neden saatler buzdolabında Burcu? Ha? Yani senin aldığın hediyelere verdiğin değer bu mu? Beğenmediler herhalde İlker ya. Ay hayır ya, niye beğenmeyelim, saçmalamayın. Ay olur mu canım öyle şey? Tabii ki çok beğendim. Herhalde çocuklar yanlışlıkla buzdolabına koymuşlar. Kesin öyle olmuştur. Gerçekten ben söylemem. Zaman her vakit. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Benim bir planım var. Madem Öykü'yü bana vermiyorlar, ben de Öykü'yü kaçıracağım. Ha, sen bu kahve sana dokundu canım beni. Ver bakayım onu bana. Ayaz ne diyorsun oğlum? Hayır, hayır. Bir dakika. Planım on numara. Herkes üzerine düşeni yaparsa başarılı olacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. Ya söyle. Anlat bana. Salih dede ile sakız babaanneyi. Siz sabah erkenden kapıya dayanıyorsunuz. Destek olmaya geldik havasında olacaksınız. Asıl görevimiz olaylar gelişirken dedeyle babaanneyi oyalamak. Hay, hay. Merhabalar, öpeyim efendim. Merhabalar, merhabalar. Yaklaşacak. Bir kurye arabadan inecek. Ayaz abi ne haber? Ben hazırım. Oğlum İlyas. Heh. Bak ben sana derdimi anlatamadım galiba. Arabalardan birini kargo arabası haline getirecektim. Bu bildiğin gelin arabası olmuş. Abi vallahi elimizde bir bu vardı. Müşteriden böyle geldi. Vakit de yoktu. Seni bekletmeyeyim dedim. İzin ver 5 dakikada sökeyim. Yok tamam. En azından kostüm olmuş. He. Allah şanslı adamsın ha. Benim dükkan komşum kargocu, kostümü ondan kaptı. Neyse. Konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Bir daha yapmaya gerek var mı? He yok. Yok da. Abi biz niye kulağımızı buradan gösteriyoruz? Çek bir telefon. Öykü ablan bohçasını alsın, insin aşağı.
Ben onu düşünemedim İlyas. Oğlum Öykü'yü telefonla bile konuşturmuyorlar. Allah Allah. Vallahi ben görmeyeli neler değişmiş ha. Hepsini anlatırım ben sana. Hadi yukarı. Hadi. Abi sen rahat ol. Top İlyas'ta. Hey Allah'ım ya. Lan. Neyse ya şık olmuş. Öykü pembeyi sever. Ya bazı dizilerde böyle salak karakterler vardır ya. Bir elinde pamuk vardır, bir elinde eter vardır. Eteri pamuğun üzerine döker ve sanki hiç bayılmayacakmış gibi onu bir güzel koklar. Dur yapma! İlker, oğlum ne yaptın sen ya? Annenim arzu kızım, annenim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım, sevincin azı kızım, arzu kızım. Ay benim arzu... Yeter kızım, yeter! Arzu kızım, arzu kızım. Sen yorulmaz mısın ya? Sabahın köründe daha karga kahvaltısını etmeden dolap beygiri gibi evin içinde dönüp duruyorsun. Tamam, otur. 10 üzerinden 9 verdim. Tamam, güzel oynuyorsun. Otur. Aa, niye 9 veriyorsunuz ama aşk olsun yani. Annenim arzu kızım, annenim arzu kızım, arzu kızım. Ömrümün yazı kızım. Sese bak, sese. 10 üzerinden 9 dedim. Niye kırdım? Sesim ben. Bir puanı oradan kırdım ya. Sen niye üstünü değiştirmesin böyle oturuyorsun ya? Ama hasbihal ya, ne değiştireceğim? Sanki evden bir yeri saldıkları var. Böyle terlik gecelik rahat mı? Sen öyle san. Ay benim arzu kızım, ay benim. Abi içeride biri türkü söylüyor. Yanlış kapıya gelmiş olmayalım. Ya İlyas, biz seninle daha önce kız bile kaçırdık. Neyin korkusu bu? Abi o zaman altımızda araba vardı. Abisi yok değil mi? Yemin ettim bak. Ya çal artık kapıyı hadi. Ben seni aşağıda bekleyeceğim. Ben açıyorum. Kim o diye kızım? Kim o? Kim o? Kargo. Aa, senin burada ne işin var? Öykü Acar. Benim buyurun. Bir kargonuz var da kimliğinizi alıp aşağı inebilir misiniz? Emin misin? Kızım. Bekle geliyorum. Kimmiş? Kargocu dedeciğim. Ha, sen nereye? Aşağı. İmza atıp geleceğim. Olur mu öyle şey canım? Yukarı getirsinler. He yok. Bizim yetkimiz yok. Buna bak. Siz niye böyle tuhaf davranıyorsunuz? Ha? Bir şeyler mi karıştırıyorsunuz? Aa! Ne karıştıracağız Meral teyzeciğim? Aşk olsun yani. Hı. Ne demek yetkimiz yok be? Yukarı getir dedim sana. Yani gönderen öyle göndermiş. Yukarı çıkmasın demiş. Sizin inmeniz lazım. Sen benimle dalga mı geçiyorsun oğlum? Yok abi ne dalgası? Vallahi ben de emir kuluyum. İyi o zaman beraber gidelim hadi. Ne oldu Sibel? Ne oldu? Ne oldu yahu? Ay çok kötü oğlum. Sancım tuttu herhalde. Ay ne olur. Sen sahip dedi. Gelin ne olur. Valla bir selim tutsun toplanıp başıma. Buyurun. Valla sen de duruyorsun ya. Yürüsene aşağı. Kızım senin demin bir şeyin yoktu. Ne oldu şimdi? Ay, kocası da yanımda yok. Ne yapacağız şimdi? Dur
telaş etme. Allah çabuk. Çabuk çabuk. İlker, kalksana oğlum. Ya hep aynı şeyi yapıyorsun. Lazım olduğun zaman başıma dert oluyorsun. İlker'in oğlu niye yerde yatıyor? Eter kokladı, bayıldı. Niye? Aslında senin için ayarlamıştık. Beni niye bayıltıyorsunuz? E kaçırıyoruz. Nüfus kağıdın yanında mı? Çantamda. Aldı. Özellikle aldırdım abi. Benim görevim tamamsa... Peki tamam, git hadi. Mutluluklar ablam. Kısmet böyleymiş. Zamanla yaşlılar da affeder, yumuşar. Hadi görüşürüz. Hadi. Öykü, biz neyi bekliyoruz? Ya keşke üstümü değiştirseydim bu üst başla. Ha oldu. Sen git üstünü değiştir, ben burada bekliyorum. Ha tamam. Ya bir de gidiyor gerçekten ya. Öykü, deden şimdi uyanacak durumu. Ya ne yapayım ya, beni ilk defa kaçıyorlar. Heyecan yaptık herhalde. Araba dışarıda bekliyor. Ya ben yapamam. Yok yapamam, benim dedem tansiyon hastası. Vallahi vicdan azabından ölürüm sonra, bir şey falan olur adama. Öykü, bana naz mı yapıyorsun? Ya hayır. Bak aşkım ne olursun, hadi vallahi sen git. Sen git, ben onları ikna ederim tamam mı? Bak şimdi yemem içmem, odaları falan kapanırım, ağlarım zırlarım. Onlar kıyamaz, vallahi aslında pamuk kalpli insanlar onlar. Bakma şimdi sen böyle. Öykü, ya şimdi tut elimi ve benle gel, ya da çık yukarı onlarla otur. Kızım, iyi misin sen? Yoksa hastaneye falan götürelim istersen ha? Kocasını aradınız mı? Aradım, aramam mı hiç, açma. Hadi hastane. Ay! İyiyim, bir şeyim kalmadı. Merak etmeyin. Azban yapamam. Canıma tak etti ya. Ben de insanım. Ayaz ne yapıyorsun sen? Ayaz! Ayaz bırak! Ben seni kaçırmaya geldim. Kaçıracağım. Ayaz bırak lütfen Ayaz! Ayaz bırakır mısın beni? Ayaz bırak lütfen ya! Öykünün sesi! Aa! Ay korkuyorum, ne olur bırakmayın beni. Gitmeyin bir yere, ne olur. Bağırma Öykü! Ya nasıl bağırmayayım? İnsanlar kaçırılınca bağırmaz mı? Tamam, bağır Öykü, bağır. Ayaz, bu kadıncı kaçırma oldu acaba? Bırak kolumu kızım. Kardeşim, camı açsana. Bırak da aç. Ay babaannem öldürecek beni vallahi. Allah. Ulan Ayaz! Ne yaptım sanıyorsun sen? Bırak tozunu bu. Kaçırdım. Ulan bırak dedim. Ah, bir yakalarsam seni, elimden çekeceğim bak. Senden hiç böyle bir şey beklemezdim, aşk olsun. Ay ne yapayım, mecbur bıraktınız ya. Hayır, söyleseydin ziyaretine derdim ya, onun için kırıldım. Ayaz selam. Ya bu çalışanların sigortasıyla ilgili bir düzenleme vardı ya şirkette. Vallahi müsait değilim Mete. Tamam. Akşam buluşup konuşalım mı? Hem bir şeyler içeriz, ne dersin? Orası biraz zor. Ben bu aralar ortalarda görünmesem iyi olur. Öykü'yü kaçırdım. Pardon, ne yaptın? Alo? Ayaz? Kaçtık mı gerçekten? Kaçtık tabii ya. Ama şu halime bak ya, normalde bu işlerin böyle gece vakti falan olması gerekmiyor muydu? Ben niye sabah köründe geceliğimle kaçırılıyorum? Ay ben ne talihsiz bir insanım ya. İstendiğimde de pijamalıydım. Ay ben biliyorum başıma geleceği. Ben kesin evlenirken de pijamalarımla olacağım. Kesin lanetlendim. Ne laneti aşkım? Pijama laneti. Ya bırak şimdi pijamayı. Biz şu anda torunumuza anlatacak gerçek bir hikaye yazıyoruz. Macera bizi bekliyor. Duyun millet, biz Öykü ile evleniyoruz. Hayat, gel şaşırt bugün beni. Aklımdan geçenleri
getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbini kalbinin yanına. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer sevda dedikleri. Kısacıktır ömrü, bilen bilir ata kiraz mevsimi. Söyle kızım. Kaç çıktı? Felç inmeden çabuk söyle. Kaç? Ama konuşmayın Salih dedeci, böyle sağlıkla ölçemiyorum lütfen. Oh. Ay Emre ya, resmen aile faciası yarattık burada. Yemin ediyorum öyle böyle değil ya. Ben seni sonra arasam olur mu? Ay başımıza bu da mı gelecekti? Ne günlere kaldık biz. Kaç çıktı kızım, söylesene kaç? Evet. 18. Allah'ım, dağ gibi kocam gidiyor. Burcu, mutfakta masanın üstünde dilaltı hapı var. Koş getiriver. Hadi canım. Rahatın Allah'ım yarabbim. Başım dönüyor. Dünya dönüyor. Her şey dönüyor. Ay İlker, sen bari sus ya. Sen sus ya. O ne öyle bir çirkin şey be, gözümün önünde. Çek şunu. Ay. 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 Bak. Bir de utanmadan arıyorlar. Ver. Ver bana, iki çift lafım var. Yok yok, başkası. Monika, Monika. Ver dedi, ver bana için. Ablamın patronu. Alo, Monika Hanım, ben Cem. Aa Cem, öyküyü alabilir miyim? Alamazsınız. Çünkü Ayaz abi ablamı kaçırdı. Ne, kaçırdı mı? Ha, anladım. Tamam. Ne diyebilirim ki? Mutluluklar. İş başa düştü Monika. Bir şey mi dediniz Monika Hanım? Çalışmamız gerek dedim. Hazırlanacak bir koleksiyon var. Tabii. Hoş geldin patron. Kahveni hazırlayayım ben o zaman. Benim karnım tok. Monika, dün gece için senden özür dilerim. Önemi kıskandırmak için kendine başkasını bul. Ben böyle oyunlarda alet edilebilecek bir kadın değilim. Biliyorum. Sen özel birisin. Hem de çok özel birisin. Gerçekten. Çok özür dilerim. Bak. Sıcacık. Sen niye bu işlerle uğraşıyorsun? Öykü nerede? Çok uzakta. Ayaz onu kaçırmış. Ne? Aslanım be. Hı? Yani başka türlü bir araya gelemeyeceklerdi. Çok iyi yapmışlar. Peki ne zaman tekrar kendi dünyalarına döneceklermiş? Biliyorsun Öykü bize lazım. Bilmiyorum. Benimle idare edeceksin artık. Ben o zaman biraz.
Kapıyı çaldım ama. Çalışıyordum, duymadım. Biraz yoğunum da. Hayırlı olsun demek için uğradım. Hem yeni yeriniz hem yeni ortaklığınız. Sağ ol. Bunu şöyle bıraksam olur mu? Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Bu çikolataları sevdiğini unutmadım. Öğle yemeği yedin mi? Seni yemeğe çıkarsam? Çalışmam lazım. Bu koleksiyonun yetişmesi gerek. Kısa bir an. Bana ayıracak yarım saatin yok mu? Bülent. Dün gece yanlış bir izlenim uyandırdıysam çok özür dilerim. Yani şu an hayatımda yeni bir ilişki istemiyorum. Sadece işime konsantre olmak istiyorum. Anladım. Lütfen kırılma, lütfen. Biz seninle sadece iki arkadaşız artık. Haklısın. Macera. Ay çamura da battık, hadi bakalım. İyi de aşkım, bu da mı benim suçum? Ya hayır, ben şeyi anlamıyorum. Biz bu bozuk yola niye saptık? Hatırlasana, en son uzağa gittiğimizde başımıza neler gelmişti. Ay aynısı ya, aynısı. Tüm detaylar aynı. Tarih tekerrürden ibaret. Tekerrür. Tekerrür en sevdiğim kelime. Tahmin etmesene ya. Ne yapacağız onu söyle bana. İyi de aşkım, rahatız, mutluyuz. Elbet bir yardım gelecek. Geçen sefer de öyle oldu. Hatırlasana. Ay Öykü'yle Ayaz ne yaptı acaba ya? Bir arasak mı? Aman boş ver ya. Onlar kendi başının içerisine bakarlar zaten. Esas biz ne yapacağız onu düşündün mü? Düşünmesi mi kaldı ya? Salih dedi 18 tansiyonla şu saati görünce bütün derdini unuttu adam. Ay vallahi çok çirkin ya. Bu saatleri taktığımıza inanamıyorum. Sibel'e çekiş istemiştiniz. Ay ver ver ver. Kız dur. Ne yapıyorsun, parçalayacak mıyız? Sonra nasıl açıklayacağız? Bak buzluk olayında düşünmedik, başımıza neler geldi gördün. Bana ne burcu ya? Ya bu buz zevksizlik abidesi, saatlerle birkaç saniye daha geçirmeyeceğim. Sibel! Ne yapıyorsunuz siz ya? Açıklayabiliriz. Merakla bekliyoruz. Biz de düşünüyoruz. Boşuna zahmet etmeyin ya. Hayır, beğenmedik deseydiniz biz anlardık zaten. En azından bu kadar kırılmamış olurduk kızlar. Neymiş efendim? Kadınlar romantik jestlere bayılırmışmışlar. Allah Allah. Hangi kadınlar acaba bunlar? Emre bak, ben gerçekten açıklayabilirim. Yok abicim, yok. Ben bundan sonra var ya bildiğin kalas olmaya karar verdim. Bildiğin kalas. Aynen. Hadi kardeşim, gidiyoruz. Nereye? Yüreğimin götürdüğü yere. Biz ne yaptık Burcu ya? Ay, kırdık bunları, görüyor musun? Şimdi var ya, yemin ediyorum, aylarca da ikinin dırdırından kurtulamayacağım. Dedim sana birazcık düşünelim diye.
yardım gelecek demiştin değil mi? Fazla konuşma da bas gaz hadi bas. Ya bağırmasana bana. Bu sorun işte olmuyor. Ayrıca zaten beni dinleseydin eğer bunların hiçbir başımıza gelmeyecek. Koskoca İstanbul'da evlenecek yer kalmadı sanki. Hayır bu daha başına gelmemiz şart mıydı? Of! Komik değil öykü, gülme. Ya bırak. Aa çok ayıp. Bak bana böyle tavır yapma evlenmek sende. Öyle bir dünya yok. Seni ben kaçırdım. Sen artık benimsin. Peki. İtiraz etmiyorsun yani. Beyim ne derse o. Her şey yoluna girecek. Söz. Bana güveniyor musun? İyi. O zaman direksiyona geç. Bas gaza. Basıyorum. Bas. Daha çok bas. Ya şunun şifresini çözer misin? Önem Hanım unutmuş da içinde ne varsa çok önemli dedi. Elindeki işi bırak bunu hallet tamam? Tamam bırak şöyle bakarım. Acele dedim duymadın galiba. Duydum. Çözünce haber vereceğim. Tamam ben burada bekleyeyim o zaman. Bekleyince daha hızlı olmayacak. Yalnız çalışmayı severim ben. Aman iyi, yalnız çalış, buyur. Ya yok Ayaz ya, vallahi böyle olmayacak. Çıkmaz bu araba böyle. Heh, araba geliyor işte. Ben sana demiştim. Hayırdır gençler? Yolda mı kaldınız? Hah. Araba çamura saplandı kaldı da çıkaramadık. Evlendiniz mi? Nereye böyle? Balayına mı? Yok. Daha evlenemedik. Kaçtık da biz. Bugün yarın nasip olursa nikah kıyacağız. Yarını bekleme evlat. Hayırlı işlerde bazen acele etmek gerekir. Neden biliyor musun? Çünkü aşk beklemez. Bazen kısmetim dediğin şey bir bakmışsın, kaçıp gidivermiş. Abi halimizi görüyorsun. Yakınlarda bir kasaba varsa... O lafı bir daha duymayayım delikanlı. Kasabaya ne gerek var ya? Bizim köy var bir kilometre ileride. Ben orada kıyarım sizin nikahınızı hallederim ben o işi problem değil. Aa! Ayaz şansa baksana. Allah'ım Talih ilk defa yüzümüze güldü. Abi nikah memuru çıktı. Dur dur. Dur Öykü dur. Abi sen bizle dalga mı geçiyorsun? Dalga denizde olur delikanlı. Ben neyim sen biliyor musun lan? He? Muhtarım oğlum ben muhtar. Muhtar ne demek? Kanun demek. Devlet demek. Güç demek, adalet demek. Yani benim yetkim var. Ben hallederim.
Gerçekten mi? Sen benim sözüme inanmıyor musun lan? He? Hem oğlum bak meteoroloji kar var dedi. Yollara kar kaplayacak. Siz bu arabayla karlı yollara mı devam olacaksınız lan? Hadi artık uzatmayın gidiyoruz. Hadi. Hayır ya bir dakika kar da mı geliyor? Gelmezse şaşardım zaten. Bizde bu talih varken El Niño bile gelir. Tamam. Biz de sizle köye kadar gelelim. Acele etme evlat. Acele etme. Önce şu ihtiyarı yerinden çıkaralım ha. Hadi bakalım yakışıklı. Geç direksiyona. Şu çirkin şeylere 4000 verdiğimde inanamıyorum Burcu. 4000 8000 eder. Kırmayacaktık işte o saatleri, kırmayacaktık. Akılsızlığımızın kurbanı olduk resmen. Ay inşallah Emre beni affeder bari ya. Ay affetsin bir zahmet. Sırf onların gönlü olsun diye şu ucubik saatlerle yaşamak zorundayım Burcu. Burcu, içim acıyor ya. Vallahi içim acıyor. Gitti bebeğimin okul taksiti, gitti. Gelin bakalım gençler. Ya gel gel. Yabancılık çekmeyin gelin. Gel otur gel 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 gel. Gel. Şeker vereyim ben size. Öyle ağzınız tatmasın. Ne al. Sen al. Yok sağ ol. Yeminiz. Teşekkür ederiz. Hey, tamam olur. Şimdi gençler bak, hiç merak etmeyin ha. Sizden önce 4 çift evlendirdim. 4'ü de mutlu, 4'ü de huzurlu. Siz de öyle mutlu, huzurlu olacaksınız, tamam mı? He? Erhan, duydun mu? Sizinle kör talihimizi kıracağız demek ki. Olur. Olur, kırarsınız. Niye kırmayacaksınız ya? Dantelleriniz de yıkıyor. Yani çok güzel bir hava katmış içeriye. Etlik etlik böyle sıcak sıcak. Ya değil mi? Neden yaptık biz bunu? Devlet dairelerine gittiğin zaman ne var? Soğuk bir gri var. Aa buraya geldin ne? Kendi aile ortamında gibi hissetmiyor musun kendini? Sırf onun için yaptığımız bir projedir ya. Gerçekten çok, çok değişik bir fikirmiş. Yakışıklı. Daha bizde ne projeler var. O zaman sıkı durun patlatıyorum bir tane. Hazır mısınız? Bu köyü, yani Daşlı köyünü var ya, Türkiye'nin ilk Mestan kasabası yapacağız. İlk Mestan köyü bizimki olacak ya. Böylece ne olacak? Kasaba açılacak turizme. Dizi sektörünü açılacak. Oluk oluk para akacak köyümüze. Yalnız var ya, ihtiyar heyetinin iki tane arıza memur var. Kulaksız ayrı ile çivi Nuri. Yalnız yemin ediyorum bak bir tek onlar arıza çıkarıyor ama az kaldı. Onların da burnunu sürteceğiz toprağa. Yani ben mimarım ama hayatımda bu kadar güzel bir proje duymadım. Çok yaratıcı olmuş. Yalnız şey yapsak biz şu nikah işi. He. Nikah dediniz değil mi? İyi dediniz ya. Unutuyordum ben de onu. Hadi bakalım gençler. Nüfus cüzdanlarını verin. Kafa kağıtlarını alayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hemen mi evleneceğiz? Ne oldu küçük hanım? Böyle bir korktunuz, bir gerildiniz. Ne oldu ha? Rızanız mı yok yoksa? Yapsam 18 yaşından küçük müsünüz? Yok, yok. Büyüğüm. Tabii ki de büyüğüm de. Ya böyle çamur çamur mu evleneyim ben? Pis pis. Yıkansaydık önce. Sonra duam da yok, çiçek de yok, gelinlik de yok. Bak cimcimeye ya. Bak cimcimeye.
Ya annem hemen öyle olur mu? Öyle nikah dediğin şey daha bir dünya işlemi var. Sizin hiçbir şeyde haberiniz yok ya. Prosedürleri var, evrakları var, sağlık kayıtları var, bir şeyleri var. Oo. Ama ben size büyük bir iyilik yapacağım. Neden? Siz iyi böyle çok dizgin insanlarsınız. Belli sıfatınızda. Siz şimdi bana nüfus cüzdanını verin. Eksik belgelerini de yarın verirsiniz. Sizin nikahı patlatayım böyle. Heh. Yani vereceğiniz belgeyle biz resmen evli olacağız öyle mi? Bak delikanlı. Sana son kez söylüyorum. Kulağını aç, iyi dinle. Anneyim. Muhtar ne demek? Devlet demek. Adalet demek. Hak demek. Anladın mı? Hayır tamam. O zaman nikahımızı kıyalım. He? Olur. Bak ya bak bak. Benim kardeşim vallahi yemin ediyorum. Bayılır böyle ıncık cincik bütün gün elinde iğne oya uğraşır. Şimdi annem. Al bak insan bundan bir tane kendine böyle bir bak bir şey uydur. Sonra bak. Aldın ne güzel burada da böyle. Çiçeğin de var. Al bunu da eline tut. Tamam. Yaşa. Sen yaparsın Zeki kız. Ben bir gideyim geleyim. Muhtar Bey. Nereye gidiyorsunuz? Gençler. Tabii ki nikah şahidi alacağım. Şahitsiz evlenir mi yahu? Zamane gençleri. Ayaz. Biz şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Önem Hanım buyurun. İstediğiniz gibi şifresini kırdım dosyanın. Açılıyor artık. Nedir bu? Ayaz Bey ile arkadaşlarının bir videosu kırmamı istemişsiniz ya. Evet tamam doğru. Sen ver onu bana. Gidebilirsin. Teşekkürler. Çok abarttın. Şapşal sarsak bir şey yok kız. Ortak bence sen öyküyü bayağı bir hafife alıyorsun. Kız, hakikaten senin bildiğin kızlara benzemez. Yani öykü seni süründürür, kardeşi de dövdürür. Değil mi İlker? O mu? Benim öykü gibi bir kızı ayarlamam bir saatimi alır. Nikah masasına götürmem 3 ay. Vay büyük iddia. Mete Bey cevabınızı alalım. Bir dakika. İlker'cim. Mete'nin meşhur uğurlu parası. Ayaz Bey. Kayıt altına alalım. Sen o kızı nikah masasına oturt. Ben de bu parayı direkt sana veririm. Anlaştık mı? Şimdiden cebime koyayım. Tut bakalım. Gerçekten evlendik mi? Rüya falan değil. Bak, elimizde muhtarın verdiği kapı gibi belge var.
damat sizin mi? Bizim. O zaman damat bey, bu ne hal? Çamur içinde kalmışsınız. Yolda bayağı badireler atlattınız herhalde. Atlattık. Atlattık ama çok şükür mutlu sana erdik. Bize hemen bir oda... Ne o damat bey? Aceleciyiz biraz. Siz işinizi yapsanıza beyefendi. Gördüğünüz gibi çok çok berbat haldeyiz. İsimlerinizi alayım. Ayaz Dinçer. Öykü... Öykü Dinçer. Biz evlendik de. Otelin en güzel odasını vereceğim size. Eşyalarınız araçta mı? Araçta. Ben onları aldırıp geliyorum. Teşekkür ederiz. Ayşe istiyor galiba. Teşekkür ederiz. Tabii 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 ya. Yeni evli olarak gelini kucağıma almam lazım. Yok canım, ne gerek var böyle yabancıların içinde? Sağ olun, siz gidebilirsiniz. Ben gideyim o zaman. Efendim anne. Neredesin sen? Söyleyemem.
Konuşmamız lazım. Öykü'yle mi birliktesin? Haber sana gelmedi mi? Ben Öykü'yü kaçırdım. Ne yaptın? Anne şu an çok yorgunuz. Sonra konuşalım. Bir dakika. Dinler misin beni? Sen Öykü'yü gerçekten sevmiyorsun ki. Anne. Ben her şeyi biliyorum, tamam mı? Hadi lütfen. Böyle bir şey için değmez. Saçmalamayı bırak. Kazansan ne olacak Ayaz? Kıza da yazık. Anne ben seni şu an dinlemek istemiyorum. Kapatıyorum. Hayatını böyle harcamana izin vermeyeceğim. Ayaz, annen neyi biliyormuş? Bana kadar geliyordu sesi. Annem işte. Konuşuyor, biliyorsun. Bir sırrın yok değil mi? Yok. Düşün biraz. Sonradan öğrendiğimde üzüleceğim bir şey yok değil mi? Aşkım. Güzel karım benim. Hiçbir şeyin önemi yok. Lütfen her şeyi geride bırakalım. Sadece mutlu olalım. Olmaz. Neden? Sen benim karım değil misin? Karınım. Karınım da ben çok pisim. Önce bir yıkanayım. Ya bir de telefonunu versene kızları arayayım. Banyoda saklanabilirim bilmiyorum Sibel. Ya Öykü deli misin kızım? Çık oradan ya. Uf nasıl çıkayım? Hazır hissetmiyorum kendimi. Söyle o zaman. Öykü. İyi misin? Başına bir şey mi geldi? İyiyim geliyorum. Hadi kapatıyorum Sibel görüşürüz. Tamam hadi bay bay görüşürüz. Nihayet. Bak sana giyecek bir şeyler aldım. Aa süpersin. Nereden buldun onu? Evlendik diye kahramanlığımızı da kaybetmedik. Ben Ayaz Dinçer'im bulurum. Otursana. Saçlarını tarayalım. Yok ya. Bulamadım ben tarak. Boş ver. Zaten toplayacağım onu. Tarağımız da var. Aa, nişan alışverişinde aldım sarık değil mi? O nereden buldun? Başka ne var bizde? Lazım olan her şey var. Kıyafetler de oradan değil mi? Çok küçük gelmişsin Ayaz ya. Bir de kahramanım hayatlarına yatıyor. Hadi gel otur. Saçların, gülüşün, gözlerin, hepsi benim artık. Sen benimsin. Thank you.
bugün benden daha mutlu kimse olamaz yeryüzünde. Şimdi durduk yerde hastalık falan çıkartmayayım başımıza, değil mi? Ondan sonra bir de çok acıktım ben. Kuruttuktan sonra hemen aşağı inip bir şeyler yiyelim. Ayrıca gezelim de. Niye gezmiyoruz? Oturmaya mı geldik buraya? Çalışmıyor galiba. Buralarda var mı ki sıkacak bir yer? Daha şuraya takalım. Az ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Kendi kendine oldu. Kısa devre yaptı herhalde. Dur. Tamam tamam sakin, ben resepsiyonu arayayım, dur. Nasıldım ama bugün? Harika top oynadım değil mi? O son golüm nasıldı öyle? Küt! Kalbin nasıl kırıldıysa demek ki. Böyle bir yetenek geldi. Kafa topları falan iyidir ama beğendim. Drogba ilk ya. Şimdi durduk yere neden hatırlatıyorsun lan? Ne güzel unutmuştuk. Tribe soktun bak şimdi. Biz de sizi bekliyorduk. Öyle mi Burcu Hanım? O kolunuzdaki saati kırmamış mıydınız siz? Kalbimiz gibi parçalamıştınız hatırladığım kadarıyla. Evet ama hatalarımızı anladık. Biz de gittik aynalarından aldık. Hani hiçbir kuvvet kolumuzdan çıkaramaz bunları. 100 liralık saatle kırılan kalbimizi onarabileceğinizi mi sandınız? 100 lirası ya. Ha? Tanesi 4000 bunun, 4000. Sen az önce 100 lira mı dedin? Kızlar, siz deli misiniz? Biz o saatleri sokaktan tanesini 100 liraya aldık. Siz şimdi gittiniz bu kıytırık saatlere. Tanesine 4000 lira para mı verdiniz? Kızlar, Allah aşkınıza şaka yapıyorum deyin, ne olur. Emre, bu kalp krizi sol koldan mı geliyordu lan? Burcu, git bana çekici getir. Çekil, çekil! Sakın Sibel, sakın kırma o saati, sakın! Sibel sakın, bak tüketici hakları diye bir şey var, geri verebilirsin onu bak, sakın. Ben o çekiçle saatleri kırmayacağım ki. İlker'in kafasını kıracağım. Ah Sibel Allah! Aşkım bir dakika, düzeltebiliriz. Aşkım. Yapma aşkım, değmez. Hem halledebiliriz, çözebiliriz. Sen bana kızmadın mı? Yok, ben sana kızmadım. Hatta o saate o kadar para vermediğine sevindim. Benim en değerli hediyem sensin zaten. Tesisat için usta bekliyorlar. Otelde jeneratör yok. Müşteriler tek tek gitmeye başladı. Bu gidişle tek biz kalacağız burada.
Bizim geldiğimiz her otelin başına gelir zaten böyle şeyler. Ben aslında daha büyük bir şey bekliyordum. Şimdi bak, mumlardan perdeler tutuşacaktı. Sonra perdelerden otel, otelden de bütün köy yanacaktı. Ve sıra sıra felaketler, hiç bitme. Dünya yansa umurumda değil. Burası da ne güzel değil mi? Ben bütün gece oturabilirim bu şöminenin başında. O kadar da değil. Elektrik gelsin, odamıza çıkarız. Müessesimizin ikramıdır efendim. Teşekkür ederiz ama biz içmesek. Verin, verin siz. Dursun burada. Benim çok ihtiyacım var şu an. Buralarını bu kumaştan diyoruz yapabiliriz. Bu da aynısı ama yalnız o biyeler yok. Senin aklın nerede? Burada değilsin. Ne düşünüyorsun? Oğlumu düşünüyordum. Aa, senin oğlun mu var? Çok şaşırdım. Efendim. Anladım. Tamam, tamam. Benim biraz işim çıktı. Bir saate kadar dönerim. Sen çalışmaya devam edecek misin? Bilmiyorum. Canım nasıl isterse. Dönme bak, düşeceksin. Düşmem ben. Yalnızlık ne başa bela. Düştüm. Çocuk gibisin. Haksın. Böyle yapayalnız iki çocuk gibiyiz. Hani böyle olmayacaktı. Kirazlar ısıyacaktı. Sahilde çıplak ayakla yürüyecektik. Bütün sevdiklerimiz yanımızda olacaktı. Tamam, ağlama. Sen aşkın için o kadar savaş. Herkesi karşına al. Sonra köyün birinde kimsesizler gibi evlen. Bari annem olsaydı yanımda. Onu da mı kaçırsaydın? İyi fikirmiş aslında. Al, anneni ara. Sesini duy istersen. Ayaz, iyi misiniz? Anneciğim. Anne, iyi misin sen? Neredesiniz? Uzakta. Anne, evlendik biz. Ah. Hayırlı olsun anneciğim. Ya siz hep mutlu olun, olur mu yavrum benim? Keşke sen de burada olsaydın anne. Cem de görebilseydi. Anne, ben hiç böyle hayal etmemiştim. Ne yapalım annem, kısmet böyleymiş. Bak sen üzme kendini, olur mu? Sen buraya döndüğün zaman davullu zurnalı yaparız biz senin düğününe eğer istersen.
Ama yapma böyle. Bak çocuğum, ne güzel sevdiğin adama kavuştun. Daha ne istiyorsun? Kavuştum. Ben yanındayım Meral anne. Duygusallaştı biraz. Merak etmeyin. Ayaz. Canım oldum. Bak bundan sonra kızım sana emanet, tamam mı? Sen onun kocasısın. Koruyup kollayacaksın. Benim gerçekten hiç şüphem yok. Sağ olun Meral anne. Aşkım. Güzel karıcığım. Bak dönünce bembeyaz gelinliğini giyeceksin. Hayal ettiğin her şeyi yaşatacağım sana, söz. Ama hadi şimdi odamıza çıkalım. Yok. Olmaz. Çünkü oda buz gibidir şimdi. Hiç gerek yok. Anlaştık mı? Şimdi ben cebime koyayım. Hah. Tut bakalım. Bir daha izlemek ister misin? Gerek yok. Zaten niye izlettirdiğini de pek anlamış değilim. Ya görmüyor musun? Sadece bir iddia için evlenecek Öykü'yle. İkisinin de hayatını mahvedecek. Asıl sen görmüyorsun öyle. Tamam, belki ilk başlarda bu sebepten dolayı yaklaşmış olabilir Öykü. Onlar birbirlerini deli gibi seviyorlar. Ya yanılıyorsan? Onları ayıramaz. Bunu yapmaya kimsenin gücü yetmez. Bizimkinden çok daha güçlü bağları var. Önlerine ne çıkıyorsa ezip geçiyorlar. Orası hiç belli olmaz. Belki Ayaz da bir an gelir babası gibi pes eder. Bu sadece bir oyundu der ve arkasına bakmadan yürüyüp gider. Neyse ki oğlumuz ikimize de benzememiş. Bitti mi masal? Hadi çıkalım odamıza. Bitmedi. Bir varmış, bir yokmuş. Böyle evvel zaman içinde... Hayatım, bin gece bin masal mı anlatacaksın bana? Ya dur, konsantrasyonunu bozma. Kalbur zaman içinde, böyle develer tellalıkken... annem beni beşimde tıngır mıngır sallarken... sonra Alaaddin böyle lambayı ovalayınca... o lambanın böyle ufacık ucundan böyle cin çıkmış. Demiş ki Alaaddin'e, dile benden ne dilersen. Uykun geldi mi? Gelmedi. Ha, devam edelim masal o zaman. Böyle açıl susam açıl deyince mağaranın kapısı birden açılmaz mı? Hala uykun gelmedi mi? Hayır ama ya, ben şehre hazırladım sana bin tane masal anlatamam ki. Bitti bir repertuar. Ne dedin canım? Nerede kalmıştım dedim, onu düşündüm. Mağarada. İyi, neyse. Mağaranın kapısı açılınca böyle mağaranın içinde ne görsünler? Böyle bir sürü mücevher, altın, gümüş. Böyle çok güzellermiş. Onlar hepsini almış tabii. Adam sonra bakmış, bir kez daha çalsam demiş. Casablanca filmi bu. Masallar bitti, unutulmaz filmlere mi geçti? Sen o filmi izlemiş miydin? Hayatım. Sen benimle yalnız kalmaktan mı korkuyorsun? Ne alakası var canım şimdi bunun? Sen de sanki hiç yalnız kalmadık. Tamam işte Öykü. O zaman odamıza çıkalım, uyuyalım. Ne olur. Peki. Tamam. Dur. Olmaz. Olmaz çünkü biz daha dans etmedik. Dans edeceğiz daha. Müzik yok mu burada? Müzik olsun, ben dans edeceğim. İlla zorlayacaksın değil mi? Ya ben sana otelde müziği nereden bulayım? Aa Ayaz, sen koskoca Ayaz'sın. Yani senin için imkansız diye bir şey yok. İyi, otur bekle. Benim Öykü gibi bir kızı ayarlamam bir saatimi alır. Nikah masasına götürmem 3 ayı.
Vay, büyük iddia. Mete Bey, cevabınızı alalım. Bir dakika. Dans etmek istiyordum. Hadi. İstiyordum da. Şimdi dönüyor. Ben seni tutarım. Başka bahane kaldı mı? Ama her şeyi çözüm bulursun sen de. İyi misin? Nefes alın böyle. Konuştuğuna göre nefes alıyorsun hayatım. Otursak mı? Hayır. Dans edeceğiz dedin, edeceğiz. Sadece ikimiz yolumuzda. Ah! Ayağıma bastın. Nikahta basamadım ya bak. Sonrasında bastım. Adettir. Yine de sonsuza dek birlikte. Bir dakika, bir dakika. Bir şey soracağım, ben çok merak ediyordum. İlk öpüşen kız kimdi? Sen. Yuh be ayağım, daha neler? Kuyruklu yalan. Hayır, ilk sensin. Benim için senden öncesi yok çünkü. Masallar ve sorular bittiyse artık uyuyabilir miyiz Öykü? Nasıl yaşar ki bu kalp tek başına? Ayaz, lütfen kendini topla. Büyük hata yapıyorsun. Eğer vazgeçmezsen bu görüntüleri Öykü'ye yollamak zorunda kalacağım. Utanıyorum ama. Şirkete puantiyeli geceliğinle gelirken utanmamıştın ama. Tamam be, tamam. Çıkıyorum. Ama bak, baştan anlaşalım, gülmek yok. Çık hadi, çık. Nasıl olmuş? Güzel. ama o tüylü terlikler. Senin üstündeki daha korkunç. Eğlencemiz bittiyse ben bunu artık çıkarıyorum. Aa, dur, çıkarma.
biraz. Kapı çalıyor. Boş ver, gider. Ayaz, gitmiyorlar, kalksana. Açın kapıyı, jandarma. Ay Ayaz, kalk çabuk. Jandarma gelmiş, niye ki? Ayaz'dan öykü mü? Evet. Siz bugün muhtarlıkta evlendiniz değil mi? Evet, muhtar bizi evlendirdi. Bak sen deli ya. Gördün değil mi komutan? Gene yapmış. Kim ne yapmış ya? Kusura kalmayın. Bugün sizi evlendiren şahıs. Bana kaderimin acı bir oyunu. Benim kardeşim o. Alık Necati. Ben hiçbir şey anlamadım. Bu göğün eski muhtarıydı kendisi. Muhtarlığı bana kaptırınca kendine yediremedi. Kadın kısmından muhtar olmaz diye bunalıma girdi. Çocukken de beni hep fesatlanırdı zaten. Hala kimi görse ben muhtarım diyor. Hastaneye yattı çıktı, iyileşti sandıydı, iyileşmemiş. Ne diyorsunuz, biz şimdi evlenmedik mi? Yani okumuş tiplere benziyorsunuz, hiç mi şüphelenmediniz? Bu işin prosedürü var, sağlık raporu var, fotoğrafı var. Ya bize dedi ki o prosedürleri biz sonra hallederiz dedi. Hatta bir tane de kağıt verdi. Geçersiz. Atın gitsin. Beyefendi, bizimle biraz aşağıya gelir misiniz? İfadenizi alalım tutanak için. Tamam. Giyinip geleceğim. Salak gibi inandık. Adam deliymiş. Demek ki insan bu kadar isteyince inanıyormuş. Bak, dedemin ağa tuttu işte. Ben sana dedim kaçmayalım diye. Ben onları ikna ederdim. Evlenemedik de. Geldiğimiz gibi kös kös geri döneceğiz. Sözlü geldik, sözlü gideceğiz. Tamam, üzülme. Bak olan oldu. Sen şimdi burada bekle. Ben halledip geleceğim. Tamam? Şu kadarmış be, düşmedim yani. Yani bizi muhtarlıkta misafir edince ben de kuşkulanmadım, ne yalan söyleyeyim. Bak görüyor musun? Ben yokken giriyor muhtarla oturuyor. Şu deliye bir çözüm yolu bul komutan. Dur şimdi beyefendi, işini bir halledelim. Ayaz, mesajımı aldın mı? Bak, dinle oğlum. Alo hanım, Öykü ben. Ben Ayaz'la görüşecektim. Birazdan gelir. Arasın mı sizi? Yok, gerek yok. Mesajımı okuması yeterli. Tamam, söylerim ben. Thank you.
tanığa yaz komutan. Ayrıca muhtara zimmetli bir adet dantel masa örtüsü olay esnasında çamur edilmiş. Neyse beyefendi, fazla yormayalım. Malum tatsız bir olay yaşadılar. Şurayı bir imzala bakalım. Ya üzülmeyin. İsterseniz yarın kıyıveririz nikahınızı. Bu kadar sıkıntı yapmayın. Gerçekten mi? Öykü de çok sevinecek. O da şok oldu tabii. E ne demek vazifemiz? Kardeşim yüzünden mağdur oldunuz. Yarın bu meseleyi çözeceğiz. Merak etmeyin. İnsan bu saatte niye mesaj atar ki? Kesin önemli bir şey. Aman Öykü, önem alım işte, takılma. Ay nasıl takılmayayım ki? Okumazsam çatlarım ama ben. E peki ya anlarsa? Ama anlardan anlayacak ki? Oku işte. Ya böyle meraktan kıvranacağına. Ayaz, lütfen kendini topla. Büyük hata yapıyorsun. Eğer vazgeçmezsen bu görüntüleri Öykü'ye yollamak zorunda kalacağım. Allah'ım ne olur kötü bir şey olmasın lütfen. Lütfen olmasın. Ya sen bu öyküyü çok abarttın. Şafşal sarsak bir şey yokuz. Ortak bence sen öyküyü bayağı bir hafif olsun. Hakikaten senin benzemez. Yani Öykü seni süründürür, kardeşi de dövdürür. Heh, o mu? Benim Öykü gibi bir kızı ayarlamam bir saatimi alır. Nikah masasına götürmem 3 ay. Üç ay. Vay büyük iddia. Bize Bey cevabını alalım. Bir dakika. Heh. Gerçi Mete'nin meşhur uğurlu parası. Ayaz Bey. Kayıt altına alalım. Sen o kızı nikah masasına oturt. Ben de bu parayı direkt sana veririm. Anlaştık mı? Şimdi de cebime koy. Ha. Aynı taksiye, aynı gün, aynı anda binmeye çalışan iki insan hikayesi. Önce ben. Kızımız oğlana sinirlenmiş. Lütfen önce ben olacağım, okula geçeceğim. Ben de toplantıma geçeceğim. Tabii çapkın ve yakışıklı olduğumuzda güzel kızına ters yapmasını gururuna yediremeyecek. Korkak mısın? Saçmalama, niye korkayım? Al. Egeci de arkadaşları biraz dalga geçip üstünü düşününce... Her şey çok güzel olacak. Oğlan da kaderin yolunu çizer. Tabii ufak bir sırrı. Ben dilek tuttum. Ben de. Ama söylemem. Ben güzel bir şey tuttum. Benimki kadar güzel olamaz. Sadece 3 kişinin bildiği bir sırrı. Ayaz. Sen kazandın. Şimdi hesap kapatma. Bugün 27 Eylül. Yani sevgili olduğumuz gün. Her şeyi akışına bırak. Su akıyor. Hayat akıyor. Bırak kendini. Ve yolculuğun tadını çıkar. Sen güzel misin? Bilmem. Öyle mi? Fazlasıyla. Biz kimiz? Söyle. Kimiz biz? Öykü ve Ayaz. Öykü ve Ayaz her şeyin üstesinden geliyor. Doğru mu? Bugün de yaşananlar. Yaşadıklarımızı ezberimdeydi, yazdım. Kitabın devamını beraber yazacağız. İyi ki doğdun Öykü Acar.
İki hayatımızdasın. Birbirlerinin kaderinde olan ve bir gün mutlaka evlenecek olan çiftler serçe parmaklarından kırmızı görünmez bir iple bağlanırlarmış. Seninle kavga etmeyin, başkasıyla gülmeye değişmem. Öykü Ayaz evleniyor. Düğünümüzün ilk ve tek davetiyesi. Birbiri için atan iki kalbin sesine doğru gelin. Ses, 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 ses. Şaşırt bugün beni, aklım.